Arkadaşlar merhabalar herkese. Bu dersimizde şu sağ üstteki viewport shading ayarlarını biraz inceleyeceğiz. Öncelikle yine elimizdeki bu objeyle devam edelim. Buradaki küpü ve diğer objeleri kaldıralım. Suzen haricindeki tüm objeleri seçip kaldırıyorum. Şimdi şu kısımdan wireframe modunu da kapatalım. Objemizi eski haline getirdik. Şuradaki toggle X-ray kısmı objenin X-ray görünümüne geçmesini sağlıyor. Tıkladığımızda obje şeffaf bir şekilde görünmeye başlıyor ve biz objenin arkasındaki yüzeyleri ya da işte arkasında başka bir obje varsa az da olsa görmemizi sağlıyor. Mesela bir obje çoğaltalım. Bunu Y ekseninde biraz arkaya götürelim. Buradan bakarsak objenin arkasını da görebiliyoruz. Bazı durumlarda böyle çalışmayı tercih edebilirsiniz. Mesela objenin arkasında herhangi bir obje var mı ya da yüzeylerinde bir karmaşıklık var mı diye bakmak isterseniz bu görünümü kullanabilirsiniz. Arkadaki objeyi silelim. X-ray görünümünü kapatalım. Şimdi burada arkadaşlar wireframe modu var. Tıklarsak wireframe modu objenin sadece kenarlarını gösteren bir mod. Objenin herhangi bir şekilde yüzeylerini bize göstermiyor. Bu ne işimize yarar? Wireframe modu arkadaşlar temel olarak topolojide bazı hatalar varsa ya da objenin üzerinde herhangi bir engon varsa yani 4'ten fazla kenarı olan bir obje varsa bunları biraz daha net bir şekilde ayırt edebilmenizi sağlar. Solid mode'a geçelim. Solid mode zaten bir önceki derslerde hep kullandığımız objenin katı halini normal şekilde bize gösteren bir görünüm çeşidi. Moduna geçtiğimizde ise objenin üzerinde herhangi bir materyal varsa ya da herhangi bir tekstür varsa bu tekstürle birlikte objeyi görüntülememizi sağlar. Mesela objeyi seçip hemen bir materyal atayalım. Bunu ilerleyen derslerde daha detaylı göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik şöyle bir farkı görmeniz için. Burada mesela objenin rengini mavi yaptığınızda objenin üzerindeki renkle birlikte görmenizi sağlıyor. Şuraya geçtiğimde objenin normal katı hali. Burada ise objenin renklendirilmiş hali. Geçtiğimizde ise objenin ışığa karşı vermiş olduğu tepkiyi ölçen yani aslında render mod dediğimiz görünüme geçiyoruz. Burada şu an ışık olmadığı için obje karanlıkta görünüyor. Sahneye hemen bir tane ışık atalım. Shift ve A'ya birlikte bastım. Light kısmından bir tane point atalım. Şu anda 3D cursor'ın olduğu yere geldi. G ve Z ile yukarı taşıyalım. Işığın biraz da şuradan gücünü artıralım. Tekrar yukarı aldım. Gördüğünüz gibi objenin ışık altında verdiği tepkiyi görmenizi sağlıyor bu mod. G ve Y ile şöyle yüzüne doğru getirirsem bu şekilde objenin yüzü aydınlıkta kalmış oluyor. Şimdi burada incelememiz gereken bazı detaylar var arkadaşlar. Mesela wireframe moduna geldim tekrar. Şurada küçük ok işaretine tıkladığımızda burada çeşitli modlar göreceksiniz. Biz wireframe modundayken obje renginin modunu değiştirebiliyoruz. Mesela objekte daha böyle açık tona yakın bir renk bizi karşılıyor. Random'da ise rastgele renk atanıyor. Mesela üzerine tıklayıp Shift ve D ile çoğaltırsam yeni objeme bu şekilde rastgele bir renk atıyor. Mesela tekrar çoğaltalım. Böyle rastgele renklerle farklı objelerin ayrılmasını sağlıyoruz. Tekrar tıkladım. Background tipi World, Viewport şeklinde ikiye ayrılıyor. Viewport'un buradan rengini değiştirebiliyorsunuz. Arkadaki görünümün. Wireframe modunda benim arka planım bu şekilde olsun ya da işte mesela sarı olsun derseniz buradan rengini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. World'e tıkladığımızda temayla böyle biraz daha ton farkı var arasında. Yine şurada önemli bir özellik. Options kısmında X-ray görünümünü kapatabiliyoruz. Mesela tıkladım. Artık objemizi viewport modunda çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Çizgiler çok daha net görünüyor. Ama sanki üzerinde yüzey varmış gibi yani. Objenin arkası görünmüyor. Yüzey yapısını çok daha net gösteriyor. Bu şekilde de kullanmak isteyebilirsiniz. Şu kısımdan tekrar outline'ı kapatırsam ne oluyor? Mesela outline siyah demişiz. Outline'ın rengini şuradan biraz açalım. Değiştirelim. Kapatıp açtığımızda ne oluyor? Outline. Dışındaki hafif bir renk var dikkat ettiyseniz. O rengi yok ediyor. Tekrar açtım. Burada anlatacaklarım bu kadar. X-ray'i tekrar açalım. Outline'ı da kapatalım. Single'a çektim. Eski haline geri getirdik. Şimdi Solid modu biraz inceleyecek olursak tıkladım. Bakalım burada neler var. Hepsine değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Obje Studio modunda. Şuradaki küre objesine tıklarsam burada farklı ışıklandırma modları var. Gördüğünüz gibi objenin nasıl görüneceğini buradan değiştirebiliyorsunuz. Default hali buydu.
Daha sonra MATCAP kısmına gelirsek, MATCAP'te farklı materyal modları var. Blender'ın size default olarak getirdiği farklı materyal modlarında görüntüleyebilirsiniz. Örneğin Basic 2 adındaki bir stüdyo ışığı altında bu şekilde görünüyormuş obje. Böyle de çalışmak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela kahverengi bir renk var. Ya da burada parlak kırmızı bir şekil var. Ya da bilye şeklinde siyah bir görünüm var. Bunlardan istediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Yani illa olduğu gibi şu şekilde kalmak zorunda değil. Nasıl rahat ediyorsanız. Aynı zamanda şuradaki Option seçeneğinden de farklı ayarları buradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela stüdyo ışıkları altında kendi istediğiniz stüdyo ışığını ya da matcap'i indirip kurabilirsiniz arkadaşlar. Ya da herhangi bir HDRI altında çalışmak istiyorsanız buradan indirip kurabilirsiniz. HDRI'nin ne işe yaradığına da ilerleyen derslerde yine konuşacağız. Daha net anlayacaksınız, endişeniz olmasın. Burayı kapattım. Tekrar açtık. Şuradaki iki yönlü ok işaretini tıklarsak da ışığın yönü değişiyor dikkat ederseniz. Buradan farklı değişiklikler yapabiliyorsunuz. Flat kısmına tıkladım. Flat'te de objenin yüzeyi herhangi bir şekilde görünmüyor. Sadece düz bir şekilde objenin gölgesi görünüyor arkadaşlar. Object dersem bakalım ne oluyor. Çok hafif bir ton farkı. Vertex dersem yine bir değişiklik yok. Single'da tek bir renk. Tüm objeleri tek bir renk veriyor mesela. Sarı renkte görünsün hepsi dersem bu şekilde. Random'da yine farklı rastgele renkler atıyor. Texture dersen objeye atanmış texture'a göre uyumlu bir renk veriyor. Background kısmı yine diğeriyle aynı arkadaşlar. Farklı bir viewport renginde çalışmak isterseniz bu modda buradan rengini değiştirebiliyorsunuz. Bunu şimdi matcap'e tekrar çekelim. Şunu da temaya çekelim istiyorum. Şimdi şuradaki 3 objeyi seçip silelim. Bu obje üzerinden biraz büyütelim. Şimdi backface curling dediğimiz olay şuradaki. Buraya tıkladığımızda bir değişiklik olmadı. Ama objenin içerisine girersem, biraz yaklaşırsam, dikkat ederseniz objenin içine girdiğimde yüzeylerini içe doğru göremiyorum. Buradan backface curling'i kapatırsam objenin içe bakan yönlerini de görmüş oluyorum. Yüzeyin arkasını da gösteriyor. Ya da bunu kapatabilirsiniz tamamen. Şu kısım bildiğimiz X-ray görünümünün aynısı. Tıkladığımızda X-ray ikonunun burada yandığını göreceksiniz. Bunun oranını artırıp azaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Bırakalım şunu bir. Şeffaflık oranını değiştirebiliyorsunuz kendinize göre. Kapattım. Shadow kısmına tıkladığımızda objenin üzerindeki gölge oranını değiştirebiliyorsunuz. Ya da şuradaki ayar kısmından ışığın yönünü, açısını değiştirebiliyorsunuz. Buradan gölgenin yine nereye odaklanması gerektiğini değiştirebiliyorsunuz. Cavity kısmını ise yine kullanıyor olacağız arkadaşlar. Tıkladığımızda objenin kenarlarına daha böyle netlik kazandırıyor. Mesela reach oranını buradan artırıp azaltabiliyorsunuz. Keskinliğini. Ya da volley dediğimiz. Bu da yine çizgilerin görünürlüğü ile alakalı. Ya da şuradan yine outline'ı değiştirebiliyorsunuz. Bakın mesela rengini değiştirebilirim. Rengini açıp kapatabilirim. Komple outline'sız çalışmak isteyebilirim. Genel olarak solid modda bu şekilde arkadaşlar. Burayı da kapattım. Şimdi shading kısmında bakalım neler varmış. Sahne ışıklarıyla birlikte çalışmak isteyebilirsiniz. Ya da burada şu kısma tıklarsam mesela Blender'ın size hazır olarak sunduğu farklı HDRI görünümleri altında objenin görünümünü değiştirebilirsiniz. Mesela karanlık bir ortamda objen nasıl görünüyor? Ya da şöyle güneş ışığının olduğu bir ortamda nasıl göründüğünü burada değiştirebiliyorsunuz. Rotasyonu değiştirebilirsiniz ışığın. Ya da buradan gücünü artırıp azaltabilirsiniz. Arkadaki dünyanın opaklığını artırıp azaltmak isterseniz bu şekilde. Mesela HDRI'yi biraz daha bulanık şekilde görüyoruz. Bu blur'u komple azaltırsam arkadaki dünyayı net bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Böyle bir deniz kenarı manzarası varmış arkamızda. Bu tarz bir ortamda objenin nasıl göründüğünü bize sanal olarak gösteriyor Blender. Yine çok detaylı özellikler var arkadaşlar. Şimdilik işimize yarayacak olanları temel olarak gösterdik. Son olarak render moduna tıklıyorum. Buna dedik ki ışığın altında verdiği tepkiyi gösteriyor. Şu kısmı tekrar açtım. Burada da sahne ışıklarını kapatıp açabiliyorsunuz ya da şu scene world kısmını açarak yine HDRI ortam altında verdiği tepkiyi burada render modunda görmenizi sağlıyor. Normal moda geri dönelim. Evet, viewport shading kısmı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.